Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, iki renkli, beş şiş görünümlü muhteşem bir patik modeli anlatacağım. Hem çok kolay hem de çabuk ilerliyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle dikişsiz olsun istiyorsanız hem de beş şiş görünümlü olsun istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi iki renk kullanacağım arkadaşlar. Zemin olarak mor ip kullanacağım. Yıldız deseni olacak desenimizde. Yıldız deseni de krem iple yapacağım. Siz siyah krem, siyah beyaz uyumu da çok güzel olur arkadaşlar. O iplerle de deneyebilirsiniz. Şiş olarak 3 numara şiş kullanacağım. İki ucu açık şiş kullanacağım. Ama bize sonra kenar kısımlarından ilmek çıkartacağımız için arkadaşlar biraz birkaç sıra zorlanabilirsiniz. O yüzden bir tane de şöyle yardımcı şiş kullanırsanız daha rahat örersiniz. İki şişle örülür ama etrafını giderken birkaç sıra zorlanabilirsiniz. O yüzden bir tane de yardımcı şiş gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, kaç numara ayağı öreceksiniz diye sorarsanız 37-38 numara ayak için rahatlıkla olur. Biraz da esniyor zaten biliyorsunuz örgüler. 37-38 numara ayak için öreceğim. Eğer ki siz daha büyük yapmak istiyorsanız ya da daha küçük yapmak istiyorsanız yorum kısmına yazın, yardımcı olurum. Videoda da anlatmaya çalıştım ama şöyle yaparsanız daha büyük olur diye. Ama yorum yazarsanız daha iyi, daha net anlatabilirim inşallah. Evet, burun kısmından başlayacağız. Önce üst kısmı öreceğiz, sonra alt kısmı öreceğiz arkadaşlar. O şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burun kısmından başlayacağız. Şişimize 10 tane ilmek atarak başlayalım. Evet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, gördüğünüz gibi 10 tane ilmeğimi attım. 3, 6, 9, 10. Çevirdim. Haroşa yapacağım burun kısmını. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet, burası arka yüzü olduğu için hiçbir işlem yapmadan haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. Ön yüzde birinci artırma sırasındayız. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Burada ilk ilmekten sonra gizli bir artırma yapacağım. Şöyle çapraz şekilde bakın. Bu şekilde artırmamı yaptım ve haroşa örerek ilerliyorum. Son bir ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Yine çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. Ve kalan son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ön yüzde artırma yapacağız. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Haroşa öreceğiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu nasıl anlıyorum? İpim sol taraftaysa anlıyorum arkadaşlar. Bir de alt kısmı düzgün duruyor. Oradan da anlayabilirsiniz. Eğer ki yine karıştırıyorsanız olabilir mutlaka. Evet, dediğim gibi karıştırıyorsanız şöyle işaretleyici takabilirsiniz ön tarafa. Artırma yapacağınız kısma takabilirsiniz. Çünkü ben de bazen böyle TV izlerken karıştırabiliyorum. Evet, ne yapıyorduk? Artırma sırasında ilk kenar ilmekten sonra bu şekilde, bakın bu şekilde de artırma yapabilirsiniz ve haroşa örerek ilerliyorum. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Yine çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi de örüp İkinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek
sıramı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladık. Çevirdim. Ön yüzde üçüncü artırma sıramdayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. İşaretleyicimden de anlıyorum ki artırma yapacağım. Haroşa yaparak ilerliyorum. Son bir ilmek kalana kadar. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Öncesinde bir tane artırma yapıyorum. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde yine hiçbir işlem yok. Bu şekilde devam edeceğiz. İlmek sayısı 26 tane olana kadar artırma yapacağız arkadaşlar. Eğer ki 39-40 numara giyiyorsanız, ayak numaranız 39-40 ise, ayağınız taraklıysa daha fazla, yani bir sıra fazla artırma yapabilirsiniz. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde dördüncü artırma sırasındayım. Kenar ilmekten sonra artırmamı yaptım. Ve yine yoluma devam ediyorum. Son bir ilmek kalınca artırma yapacağım. Evet, bu şekilde devam edelim. Benimle aynı yapanlar 26 ilmek olana kadar artırmamızı yapalım her ön yüzde. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 26 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Şimdi beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26. 26 tane ilmeğim oldu. Artık desen yapacağız arkadaşlar. Desenimizde de 4 ilmek ve katları artı bir ilmekten oluşuyor. Yani bir ilmeğimiz fazla olacak. O ilmeğimizi desen yaparken eksilteceğiz bir ilmeğimizi. Sonra patiğimizi ikiye ayırırken ağız kısmını bir ilmek artıracağız. Evet, 26 ilmeğe ulaştık. Şimdi ön yüzden bir sıra bütün ilmeklerimi sırayla düz örüyorum. Evet, düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım, çevirdim, arka yüze geçtim. Arka yüzde de ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden ters örerek sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzeyim, desen yapacağız. Burada krem ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. 1 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek ör. Bir ilmeği örmeden sağ şişini al. Evet, şimdi 2 ilmek ördüm. Dediğim gibi bir ilmek fazlam var. O yüzden 2 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum, dengelensin diye. Son ilmeğimi de örmeden sağ şişimi alıyorum. Çevirdim. Yine sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi öne aldım. Bu 3 ilmeğin içine girip ters örüyorum. Ters örüyorum. Ama sol şişimden çıkarmıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. Doladım. Tekrar 3 ilmeğin içine giriyorum. Ters örüyorum. Bu şekilde. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpim kendime doğru.
Sıradaki 3 ilmeğin içine giriyorum. Ters örüyorum. Sol üstünden çıkarmıyorum. Yine 3 ilmek çıkartacağım. Doladım. Tekrar 3 ilmeğin içine girdim. Ters ördüm. Evet. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardıktan sonra sol üstünden ilmeğimi çıkardım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ üstüme alıyorum. Sıradaki 3 krem ilmeğim içine giriyorum. Ters örüyorum. Bir doladım. Tekrar bu 3 ilmeğin içine girip ters örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Arka yüzde ters örerek. Sıradaki ilmeğimi ipimi öne alıp örmeden sağ üstüme aldım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Ters örerek. Şöyle biraz sık örmüşüm. Evet. Çıkardım. Doladım. Tekrar giriyorum. Ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ üstüme aldım. 3 ilmeği içine giriyorum. Ters örüyorum. Doladım. Tekrar girdim. Ters ördüm. Evet, sol üstünden ilmeğimi çıkardım. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 3 ilmeğin içine girip ters örüyorum. Doladım, tekrar girdim, ters ördüm. Sol üstünden ilmeğimi çıkardım. Evet, son ilmeğimi de örmeden sağ üstüme aldım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Desenimizi yaptık. Diğer rengimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sırayla bütün ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. Arka sırada kuruluyor desen. Evet, sırayla düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sırayla ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Son ilmeğimi örmedim arkadaşlar. Diğer rengime geçeceğim için. Şimdi desenimiz, bir sıra desen yaptık. Şimdi desenler araya kayacak arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bir alt sırada, yani desen yaparken ilk kenar ilmeği örmeden aldık. Sonra 3 tane krem ördük. Bir örmeden aldık. 3 krem ördük. Şimdi de 2 ilmek örüyorum. 1 2 ilmek ördüm. Sıradaki ilmeği bakın tam ortadakine denk geliyor. Onu örmeden sağ üstüme alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Sıradaki bakın ortadakine denk geliyor. Onu örmeden sağ üstüme alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3 1 ilmek örmeden sağ üstüme alıyorum. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 1 ilmeği örmeden sağ üstüme alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden sağ üstüme aldım. Kalan 2 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Evet, arka sıradayız. Desen yapacağız yine. Kenarda 2 ilmek olduğu için onu ilkini örmeden aldım. Sıradakini sadece ters örüyorum. Desen yapmıyorum. İpim kendime doğru, sıradaki ilmeğimi, mor ilmeğimi örmeden sağ üstüme aldım.
Sıradaki 3 krem ilmeğin içine giriyorum. Üçünü bir girerek ters örüyorum. Şöyle. Ters ördüm. Sol şimden çıkarmadan bir doladım. Tekrar 3 ilmeğin içine girdim. Ters ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sol şimden ilmeklerimi çıkardım. İpimi kendime doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şimi alıyorum. Sıradaki 3 ilmeğin içine girip ters örüyorum. Şöyle ipim terlendi. Ters örüyorum. Tekrar doladım. Tekrar girip ters örerek ilmek çıkartıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sıradaki ilmeğin ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ şimi alıyorum. Yine sıradaki 3 ilmeğin içinden ters örerek 3 ilmek çıkartacağım. Doladım, tekrar girdim. Ters ördüm. Sol şimden ilmeklerimi çıkartıyorum. Sıradaki ilmeği ipimi öne alıp örmeden sağ şimi alıyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum ters örerek. Sol şimden ilmeklerimi çıkardım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Evet. Sol şimden ilmeklerimi çıkardım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi de sonuncuyu örmeden sağ şişime aldım. Çevirdim. Buradan mor ipimi alıyorum. Sırayla düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım, çevirdim. Arka yüzeyim. Arka yüzde de ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Evet, ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, arka sıradan tamamladım. Şimdi burada krem ipimi alıyorum. İlk desen sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Ne yapmıştık? İlk kenar ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3. Bakın. Bir alttaki desenin ortasına denk geliyor. Örmeden aldığım ilmek. Bunu örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 2, 3. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmeği örüyorum. Son ilmeği de örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim. Arka yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru alıp sıradaki 3 ilmeğin içine girip ters örüyorum. Doluyorum. Tekrar 3 ilmeğin içine girip ters örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım yine. Sıradaki 3 krem ilmeğin içine giriyorum. Ters örüyorum. Doluyorum. Tekrar girip ters örüyorum. Sol şimdiden ilmeklerimi çıkartıyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 3 krem ilmeğin içine giriyorum. Ters örüyorum. Doladım. Tekrar 3 ilmeğin içine girdim. Ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğin içine giriyorum. Ters örüyorum. Doladım. Tekrar girdim. Ters ördüm.
Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmeğin içine girip ters örüyorum. Nedense sıkı ördüm ben bu sefer. Doladım, tekrar 3 ilmeğe girip ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki 3 krem ilmeğin içine girip ters örüyorum. Doladım, tekrar girdim. Ters ördüm. Son ilmeği de örmeden sağ şişimi aldım. Evet, çevirdim. Ön yüzeyim. Mor ipimi alıyorum. Sırayla bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Desenim bu arkadaşlar. Desenimiz bu şekilde örülüyor. Ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Sonra ikinci desen sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Evet, ön yüzden düz, arka yüzden ters örelim. İkinci desen sırasını nereye koyacaksınız tekrar göstereceğim. Evet, ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek sırayı tamamladım. Şöyle son ilmeğimi örmedim arkadaşlar, diğer rengime geçeceğim için. Şöyle çevirdim. Dediğim gibi ikinci desen sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İki ilmeğimi örüyorum. Bakın, iki ilmeğimi ördüm. Bir alttaki desenin ortasındakine denk geliyor. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyor. Hem güzel hem de patiğimize çok yakışacak bir model. Evet, son 2 ilmeğim de kaldı. Onları da ördüm. Sırayı tamamladım. Arka yüzden deseni vereceğiz. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz arkadaşlar? Ben şöyle sayayım. Evet, bu desenlerimiz 3 sıra yaptık. Şimdi dördüncüyü yapacağız. Bu desenlerimiz 8 tane. Benimle aynı boyutta yapanlar 8 tane olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi desenlerimi tamamladım. Şöyle beraber sayalım, bakın. Desen sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desen sırası oldu. En sonunda mor ipini ön yüzden düz, arka yüzden ters ördüm. Burada krem ipimi kesiyorum. Şöyle artık keselim. Mor ipimi aldım. Bir sıra haroşa öreceğim arkadaşlar. Bir sıra. Haroşa örerek ilerleyelim. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bakın önünüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzeyim. Şimdi ilmeklerimizi boğaz kısmı için ikiye ayıracağız arkadaşlar. 25 tane ilmeğimiz var. Bir tane eksiltmiştik. Şimdi 13 tanesini öreceğiz. Diğerini örerken de bir tane ilmek artırıp 13 ilmek yapacağız. Haroşa yapacağız. Yine ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 13 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet, saymadım ama 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğimi ördüm. Evet, 3, 6, 9, 12, 13 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle çeviriyorum. Bu ilmeklerimiz şişimizde kalabilir. Yardımcı şiş kullanabiliriz arkadaşlar. Daha rahat örmek adına. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Bakın, iki sıra haroşam oluştu bile. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Ben bu şekilde 16 sıra haroşa olana kadar öreceğim.
Siz de ayağınız daha büyükse arkadaşlar, iki sıra 39-40 numara ayak için iki sıra, üç sıra fazla örebilirsiniz. Ya da şöyle ölçersiniz arkadaşlar. Ördükten sonra topuk arkasına 3 parmak kalana kadar örebilirsiniz. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben 16 sıra örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 16 sıra haroşa olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16 sıra oldu. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İlk ilmeğimi yön çevirdim. Onu sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Çok sıkı tutmayalım arkadaşlar. Çünkü sonra buradan ilmek alacağız. Evet. Tamamdır. Şimdi ipimi şöyle kesiyorum. Evet, bu tarafı da öreceğiz aynı şekilde. Buradan ilmek çıkarmam lazım. Çünkü burada 12 ilmeğim var. Bakın 3, 6, 9, 12 ilmeğim var. Şuradan, hatta şuradan alayım. Onu sol işime geçiriyorum. Şöyle çevirdim. Haroşa öreceğim yine. Bir sonraki sırada burayı, buradaki ipi arkadan sabitleyeceğim. Evet, haroşa örerek ilerleyelim. Çevirdim. Yine haroşa örüyorum. Evet, şuradaki bir sabitleyeyim. Şöyle tığ yardımıyla şurada bir zincir çekeceğim. Evet, fazlasını keseriz arkadaşlar. Evet, buradaki haroşalarım da yine 16 sıra olana kadar öreceğim. Sonra kesim yapacağız. Kesimden sonra ipimizi koparmayacağız arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 16 sıra ördükten sonra ilmeklerimi kestim ama ipimi kesmedim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buradan ilmek alarak başlayacağız. Ta ki buraya gelene kadar ilmek alacağız. Sonra etrafını 4 sıra haroşa öreceğiz. Evet, şöyle beraber ilmek alalım arkadaşlar. Tığ yardımıyla dalabilirsiniz, şişte dalabilirsiniz. Şöyle sıradaki, hemen buradaki yuvaya giriyorum, ilmek alıyorum. Sıradaki yuvaya bakın, iki tele birden girerek ilmek alıyorum. Sıradakine girdim, ilmek aldım. Giriyorum, ilmek alıyorum. İki tane yapacağınız için dilerseniz sayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu yan kısımdan mesela şuraya kadar sayın ki bu tarafta aynı olsun. Eşit dengeli olsun. Aldıktan sonra not edin. Yan kısımda şu kadar ilmek çıkardım diye, burun kısmında şu kadar ilmek çıkardım diye. Evet, bu şekilde her sıradan bir ilmek çıkartarak ilerliyorum. Evet, şuradan alacağım. Geniş bırakmışım.
Şuradan da bir tane alıyorum. Şöyle. Evet. Taroşa kısmına geldim. Yan taraftan iki tele girerek bakın. İlmek alıyorum yine. Evet, şurada biraz sıkı olmuş, oradan tığ yardımıyla alacağım. Evet, dediğim gibi zorlanırsanız şöyle tığ yardımıyla alabilirsiniz. Evet, burun kısmını geçmek üzereyim neredeyse. Şimdi bu tam ortaya kadar bir şişimi aldım. Şimdi bir tane daha farklı şiş alacağım arkadaşlar. Ki zorlanmayayım, etrafını örerken birkaç sıra zorlanabiliriz. O yüzden yardımcı şiş kullanacağım. Evet, ben diğerini örerken toplamda 96 tane ilmek çıkardım. Bunda da aynı sayıda olması lazım. Aynı şekilde çıkarmaya özen gösteriyorum. Siz de dediğim gibi sayarsınız. Farklı olabilir. 2 eksik, 2 fazla olabilir. Sorun olmaz. Evet. Farklı diğer şişimi aldım. Şöyle buraya kadar gelelim arkadaşlar. İlmek alarak buraya kadar gelelim. Evet, ilmeklerimi çıkardım arkadaşlar. Dediğim gibi diğerini örerken 96 tane ilmek çıkarmıştım. Burada da 96 tane ilmeğim oldu. Şimdi çeviriyorum. Haroşa öreceğiz arkadaşlar. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yapmadan 4 sıra haroşa olacak şekilde bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Evet, bakın önünüzde bir sıra haroşam oluşuyor bile. Evet, 4 sıra haroşa olacak şekilde bütün ilmeklerimizi örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi burun kısmında 8 ilmek ayıracağız. Sonra 8 ilmeği 12 ilmek olana kadar artırıp tabanın yapımına geçeceğiz. Evet, sağ taraftan 44 ilmek, sol taraftan 44 ilmek ayıracağız. Şöyle dilerseniz siz de ayırın. Şöyle ben 44 ilmek buraya ayırdım. 8 ilmek burun için ayırıyorum. 3, 6, 7, 8. Şöyle. 8 ve 9. ilmek arasına işaretleyici koydum. Ve burada dediğim gibi ortada 8 ilmek sayınız farklıysa ortada 8 ilmek ayırın. Evet, haroşa, yine haroşa örerek ilerliyorum. Düz örerek ilerliyorum. Ortadaki 8 ilmeğimin öncesine kadar öreceğim. 44 ilmeğimi örüp döneceğim. Evet, 44 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi iki şiş kullanacağım arkadaşlar, daha iyi anlatabilmek adına. 8 ilmeğimi örüyorum, bakın. 1. Ortadaki 8 ilmeğimi örüyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördüm. Burada sol taraftan bir ilmek daha alıyorum. 9 oldu. Çeviriyorum. 9 ilmek ördük. Şöyle ipimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi 10 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm ve çevirdim. İpim arkada. Şimdi 11 ilmek öreceğim. 12 ilmek olana kadar bu şekilde artırıyoruz. Yanlardan ilmek alıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Bakın ayrıktır, oradan da anlayabilirsiniz karıştırırsanız. 11. ilmeği de ördüm ve çeviriyorum. Çevirdim. İlk ilmeği yine örmeden aldım ve yine haroşa örerek ilerliyorum. 2, 12 tane olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördüm. Çevirdim. Evet, 12 tane burun için, topuk altı için arkadaşlar, ayak altı için 12 ilmek ayarladık. Şimdi ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 11 ilmeğimizi örelim. 1, 2, 3, 4, tabanı yapıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ilmeğimi ördüm. 12 ve 13. ilmek ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm, çevirdim. İpim arkada, bakın arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. 12 ve 13. ilmeğin ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm, çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmek. İkisini bir örüyorum. Evet, çevirdim. İpim mutlaka arkada olsun ki haroşa görüntüsü oluşsun. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. 2, tabanı bu şekilde yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. İkisine bir örüyorum ve çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Yandaki ilmekler, hem sağdaki ilmekler hem soldaki ilmekler bitene kadar ortadaki 12 ilmeğimiz sabit kalacak. 12 ve 13. ilmeği yandaki ilmekler bitene kadar ikisini bir örüyoruz bu şekilde. Ve çeviriyorum. Çevirdikten sonra ilk ilmeğim, ipim arkada örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine 11 tane ilmeğimi örüyorum. On iki ve 13. İkisini bir örüyorum. Şöyle ayrık duruyor. Bakın oradan anlarsınız. İkisini bir ördüm ve çevirdim. Evet, şöyle göstereyim. Bakın burun kısmı oluşuyor. Tabanda bu şekilde oluştu. Böyle dediğim gibi bu şekilde devam edeceğiz. Bu yan kısımlarda ilmekler, her iki yanda da ilmekler bitene kadar tabanımızı örelim. Şöyle şuraya tamamen ilmeklerimiz bitince sonra
topuk arkasını göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi tabanını yaptım. Ortada 12 ilmeğim kaldı. Sadece yanlardaki ilmeklerim bitti. Şimdi yukarıya doğru nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 10 ilmeğimi örüyorum. Evet, 10 ilmeğimi ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Yani 11 ve 12. ilmeğin ikisini bir ördüm. Şimdi yan taraftan ilmek alacağım. Bakın. Sıradaki yuvaya 2 tele birden batarak giriyorum. İlmek alıyorum. Çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve haroşa örerek devam ediyorum. Yine sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesini ördüm. Son 2 tanesinin ikisini bir örüyorum. Evet. İkisini bir ördük. Şöyle çeviriyorum. Burada ön yüzden yan taraftan ilmek alacağım. Tersinden alırsak çirkin görüntü olur. Bakın sıradaki yuvaya sağ şimdi girdim. Buradan ilmek aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Yine son 2 ilmeğin ikisini bir öreceğim. Son 2 ilmeğim kaldı. İkisini bir örüyorum. Ön yüzdeyim. O yüzden buradan sıradaki yuvaya bakın 2 tele birden girerek ilmek alıyorum. Ve çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. Topuk arkasında bu şekilde örüyoruz. Evet, 10 ilmeğimi ördüm. 11 ve 12. ilmeği ikisini bir ördüm. Burası arka yüzü olduğu için çeviriyorum. Ön yüzden yan taraf bir sonraki sıradan tüm şişimi batırıp ilmek alıyorum. Ve haroşa örerek yine ilerliyorum. On bir ve 12. ilmek ikisini bir ördüm. Yan taraf bakın. Bir sonraki sıraya girdim. İlmek aldım. Ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 10 ilmeğimi örüyorum. On ilmeğimi ördüm. 11 ve 12. ilmek ikisini bir ördüm. Çevirdim ön yüzden. Yan taraftan bakın bir sonraki sıradan ilmek alıyorum. Ve haroşa örerek devam ediyorum. Evet, dediğim gibi topuk arkasında bu şekilde öreceğiz. Evet, 11 ve 12. ilmek ikisini bir örmeyi unutmayın arkadaşlar, yoksa artırma olur. Sıradaki yuvaya şuradan almışım en son, şuradan giriyorum, ilmek alacağım. Burası sıkı olmuş biraz. Alamazsanız şöyle tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Çevirdim. Evet, ipim arkada olması lazım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. On bir ve 12. ilmek ikisini bir ördüm. Çevirdim. Ön yüzden ilmek çıkartacağım. Şöyle. Ve yoluma devam ediyorum. Evet. Bu üst kısma kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Bakın, topuk
kısmı oluştu. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım, yan kısmını bitirdim. Sadece ortada 12 tane ilmeğim kaldı. Şimdi kesim yapıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, ilmeklerimizi tamamen keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şimdi tığ aldım arkadaşlar. Tığ yardımıyla kenarını yapacağız. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben tığlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. Bir sıra atlıyorum. İkinci sıraya bu şekilde başına dolamadan batıyorum. İki zincir. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. Bir sıra atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. İki zincir. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. Evet, bu şekilde yapacağız etrafını. Siz şimdiden ayağınıza geçirin arkadaşlar. Bu ağız kısmı genişse biraz sıkı yapabilirsiniz. O şekilde de deneyebilirsiniz. Evet, ne yapıyorduk? Bir sıra atlıyoruz. İkinciye başına dolamadan batıyoruz. İki zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sıra atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. İki zincir. Aynı yere batıyorum. Evet, tamamen etrafını yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Etrafını yaparak şöyle ilk başladığım yere de batıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle içeriden dışarı doğru tığımı çıkardım. İlmeğimi içeri çekiyorum. Şöyle biraz ipimi uzun bırakıp kesiyorum. Evet, içeriden düğüm atacağım. Bir zincir çekiyorum. Biraz da ipimi yürütüp. Fazlasını kesiyorum. Evet, tamamdır arkadaşlar. Evet, şöyle ben manken ayağına geçireyim. Evet, gördüğünüz gibi mankenimizin ayağına geçirdim. Çok hoş, çok şık oldu. Böyle 5 şiş görünümdü. 2 şiş patiğimiz arkadaşlar. Dikişsiz, tamamen dikişsiz. Ayağı rahatsız etmiyor. Diğer eşi de bu. Şöyle siyah beyaz. Çok yapmak istedim bu modeli siyah beyazla ama kamerada tam net görünmeyeceği için arkadaşlar bu iki rengi kullandım. Siyah beyazlı muhteşem olur diye düşünüyorum. Siyah zemin, beyaz da yıldız deseni muhteşem olur. Böyle, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.